Tıp Fakültesi Dekanı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Profesör Doktor Tufan Tükek Skype bağlantısıyla konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk Mehmet Akif Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bayramınızı kutlayalım bu arada, 1 Mayıs Emekçi Bayramımızı. Eyvallah. Efendim, şimdi İstanbul Tıp Fakültesi'nde bir COVID-19 hastaları izleme merkezi açtınız geçtiğimiz günlerde. Türkiye'de sanırım. Evet. İlk, hatta dünyada var mı böyle bir merkez bilmiyorum. Yok. Nasıl çalışacak? Yok. Ne yapacaksınız? Hastaları hangi yöntemlerle ne kadar süre izleyeceksiniz? Biraz bize merkezin çalışmalarından söz ederek başlayabiliriz. Evet, şimdi biliyorsunuz aşağı yukarı 2 aylık bir süre içerisinde COVID-19 hastalarıyla ilgili, bunların hayatta kalmaları ve solunum problemleriyle ilgili yoğun bir çaba veriliyor. Özellikle bütün hastanelerde bu çaba sonuçlarını vermeye başlamış gibi gözüküyor. Gerçekten hastanelerde savaşı kazandığımızı söyleyebilirim. Özellikle 2 haftalık bir süre içerisinde baktığımız zaman, son 2 haftalık süreye baktığımızda ciddi anlamda hasta sayısında bir azalma olduğunu ve özellikle ağır hastaların, servise yatan hastaların ve yoğun bakıma yatan hastaların azalmış olduğunu biz kliniklerde de görmekteyiz. Bundan sonra tabii ciddi anlamda bazı sorunlar olacağını biz düşündük. Çünkü viral enfeksiyonlar bizim bildiğimiz özellikle iç hastalıklarını ilgilendiren bazı hastalıkların etiyopatogenezinde yer almakta. Mesela şu anda Avrupa'da da çocuk hastalıkları için söylenen Kawasaki hastalıkları gibi bazı otoimmün hastalıklar, ciddi solunum problemi, akciğer problemi yaratacak hastalıklar, kardiyak sorun yaratacak hastalıklar, yine pankreas, karaciğer, ince bağırsak gibi problemler önümüzdeki süreçte olabilir diye düşünüyoruz. Bu tip hastaları daha sonraki süreçte takip altına almak, en azından bir de kayıt altına almak adına 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 9. ay ve 12. ay olmak üzere 3 aylık periyotlarla bu hastaları takip ederek önümüzdeki süreç içerisinde bu hastalarda meydana gelecek olan kronik bazı sorunları tespit etmek adına biz böyle bir merkez oluşturduk. Bu böyle merkezimizde hocam böyle bir endişe var mı peki, yani kronik COVID sonrası bir belirti kalması, bir iz bırakması? Evet, bütün viral hastalıklarla ilgili aslında böyle bir endişe var. Şu anda biliyorsunuz dünyada milyonları geçti. Neredeyse binde bir, binde yarım bu enfekte oldu. Bu daha da artacak gibi gözüküyor. Ülkemizde de 200-250 bine kadar ulaşabilir gibi gözüküyor öngörü olarak bu hastalık. Dolayısıyla böyle bir viral hastalık sonrasında bazı mekanizmalı, özellikle yatkın olan kişilerde önümüzdeki süreçte böyle hastalıkların olma ihtimali var. Özellikle diyabet, otoimmün hastalıklar gibi, bazı karaciğer hastalıkları gibi, kalple ilgili, akciğerle ilgili sorunların olmasını bekliyoruz. Ama bu ne kadar sıklıkta olacak veya olacak mı gerçekten? Onu şu anda tabii çok bilmiyoruz. Ancak tahmini olarak böyle bir durumun olabileceğini biz tahmin edebiliyoruz daha doğrusu. Ve bu polikliniği amaçla kurduk. Peki nasıl bir çalışma, ne kadar sürecek? Sürekli takip mi edeceksiniz? Şimdi hastalar takip ettikten sonra tespitlerinizi nasıl paylaşacaksınız? Peki. Şimdi hastalar gelmeye başladı. Şu anda günlük 30 hasta ile başladık. Dün 50 hasta geldi. Çünkü duyan, böyle bir poliklinik açıldığını duyan insanlar da gerçekten kontrol edilmek istiyor. Hem onlara da bu amaçla bir hizmet sunmuş olduk. Gerçekten hastaları burada ilk izlemde genel olarak klinik olarak bir değerlendirmeye tabi tutacağız. Çünkü özellikle ağır COVID enfeksiyonu geçiren kişilerde başta beslenme sorunları olmak üzere bazı psikiyatrik sorunların olduğunu görüyoruz. Bu amaçla İstanbul Tıp Fakültesi'nin hem diyet bölümü hem de psikiyatri bölümü zaten hizmet veriyor bu hastalara. Öyle sorunlar olan hastalar buralarda tedavi edilecekler. Onun dışında başka problemi olan, kardiyak sorunları olan, akciğer problemleri olan hastalarda kardiyoloji ve göğüs hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilecek. Bunlarla ilgili herhangi bir sorun olmayanlar da rutin olarak dediğimiz kan tahlilleri ve biyokimyasal testleri ve akciğer görüntülemeleri yapıldıktan sonra 3. ay izlemine kadar evlerinde takip edilecekler. 3. ay izlemleri sırasında hastalar geldiğinde daha ileri metotlarla bu hastalar takip edilecekler. Bunlar da özellikle akciğere yönelik olarak, özellikle difüzyon kapasitesi dediğimiz oksijenin akciğerlerle hava arasındaki değişiminin ölçüldüğü testler başta olmak üzere birçok test göğüs hastalıkları uzmanlarımızın nezaretinde yapılacak. Şimdiden onu hani duyuralım. Peki. Şimdi hocam, İngiltere'den bir haber paylaştık biz birkaç gün önce. Çocuklarda ortaya çıkan
Kawasaki belirtileri. Evet. İtalya'da da bir bölgede yine konuştuğumuz bir konu. Biz korona ile ilgili en rahat olduğumuz alan çocuklarımıza bir zarar vermiyor kısmıydı. Türkiye'de var mı bir sıkıntı çocuklarla ilgili? Şimdi çocuklarla ilgili çok şükür şu ana kadar çok ciddi bir sıkıntı biz görmedik. Bizim kendi çapadaki kliniğimizde de hem çocuk hastalarımızda tabii oldu, olmadı değil. Ama erişkindeki kadar ağır seyreden çocuk vakalarımız fazla olmadı. Hatta yoğun bakımda yatan çocuk hastalarımız da olmadı. Ama konuşmamın başında da söylediğim gibi her viral hastalık aslında şu ana kadar geçirilmiş olan her viral hastalık, işte kızamık da dahil, su çiçeği de dahil bir sürü birçok viral hastalık önümüzdeki dönemlerde başka hastalıkları tetikleyebilme potansiyeline sahip olduğu için, yani Kawasaki gibi hastalıklar da aslında etiyopatogenezleri çok olarak çok bilinmemekle birlikte bir viral ajanın bunda bir neden olabileceği şeklinde bir her zaman yorum yapılıyordu. Dolayısıyla böyle viral hastalıkların çok arttığı ve birçok kişinin enfekte olduğu bir pandemi sırasında da önümüzdeki günlerde böyle hastalıkların olma olasılığı var elbette. Peki, biz bir süredir son olarak sağlık sistemimizin ne kadar başarılı olduğunu, ne kadar emek verildiğini konuşuyoruz. Elbette vatandaşlarımızın da desteğiyle. Ama hem sağlık sistemi hem hastanelerimizle ilgili bu mücadelede ya şu da şöyle olsaydı iyi olurdu ya da şöyle yapılsaydı daha iyi olurdu diyebildiğimiz bir şey var mı? Hastaneler için soruyorsanız gerçekten yani hastanelerin yönetimi, özellikle hani Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve üniversite hastanelerinin kendi yönetsel biçimleri bizim zaten daha önceki çalışma tempomuzla aslına bakarsanız çok hafif gelen bir hastalık temposuyla karşılaştık. Hani hep bu espri konusu da olmuştur. Yani bu Covid geldi biraz daha iş yükümüz azaldı tarzında. Öyle gerçekten mi? Türkiye'de gerçekten sağlık sistemi inanılmaz işler başarıyor. Hastaneler çok güzel işler başarıyor. Tabii çok sık hasta bakılıyor, çok fazla hasta bakılıyor. Bunun yanı sıra çok özverili işler yapılıyor. Bunların hepsini tuttuğumuz, bir araya koyduğumuzda en başta her şeyin ücretsiz olması bizim çok büyük bir avantajımız. Bakın sağlık sistemlerini incelediğiniz zaman başarılı olamayan ya da çok fazla ölüm oranı olan ülkelere bakın. Bunların hepsinde aslında maddi yükün çok fazla olduğunu, hastanelere insanların gidemediğini ve gidemediği için de ağırlaştığını görüyoruz. Oradaki insanlar da aslında erken dönemde hastanelere başvursalardı ve bu sağlık sistemleri bunları kapsayacak şekilde konuşlanmış olsaydı, onlarda da bu kadar çok fazla ölüm olacağını ben düşünmüyorum. İşte İtalya, İspanya örneği. Hocam bu bizim bildiğimiz ve konuştuğumuz, çok özür dilerim böldüm. Bu bildiğimiz ve konuştuğumuz bir mesele sıklıkla. Hakikaten biz de takdir ediyoruz. Şükranlarımızı da ifade ettik defaten ama yani şöyle olması iyi olur dediğimiz bir şey var mı? Aslına bakarsanız şu anda yok. Yok. Çünkü her şey gayet güzel gitti. Bu ölüm oranlarından da çok net belli. İki aylık bir süre içerisinde zaten yoğun bakım hastalarında çok azalışa geçmesi, servise yatan hastaların azalışa geçmesi, diğer anlamda da virüs yükünün de azaldığını bize gösteriyor. Aslında alınan diğer tedbirlerin de iyi olduğunu gösteriyor. Ancak tabii şu günlük vaka oranlarında da bir miktar düşüş yaşarsak çok daha mutlu olacağız, çok daha rahatlayacağız. Şu anda hani 2000'in üzerindeki rakamlar bizi aslında çok rahatlatmıyor, biraz ürkütüyor açıkçası. Çünkü en ufak bir hata, en ufak bir yanlış hareket tekrar salgının başa dönmesine, yani Mart ayını tekrar görmemize neden olabilir. Bu kısıtlamaların tesiri ne kadar olacak? Özellikle 3 gün, 4, geçen hafta 4 gün, bu hafta 3 gün. Bayramda bekliyoruz yine benzer bir durum. Evet, aslında onu tam değerlendirmek çok mümkün değil. Çünkü siz de biliyorsunuz bu tip 2 gün, 3 günlük eve kapanmaların ötesinde ertesi günler çok yoğun geçiyor. İnsanlar tabii çok bu işin bilincinde değiller. 3 gün eve kapandık, olay bitti zannediyorlar. Belki bu 3 gün içerisinde kazanılmış bir takım faydalar ertesi gün, yani pazartesi ve salı günü yoğun dışarı çıkış ve temaslarla belki kaybediliyor. Dolayısıyla belki önümüzdeki günlerde bu hafta sonu olan bu tip eve kapanmalar belki gözden geçirilebilir. Yani kontrollü, uzun süreli kontrollü işlem yapmak belki daha avantaj olabilir. Çünkü 3 haftadır yani Avrupa ülkelerinin benzeri, işte marketlere gidilebilecek ama sokağa çıkma kısıtlamasının daha sabit devam ettiği. Evet, kontrollü. Çünkü pazar salı gerçekten siz de görüyorsunuz. Yani salgın öncesinden daha yoğun bir İstanbul görüyoruz. Özellikle İstanbul için tabii konuşuyorum. Sanki bu olumsuz bir şey. Valla bunu söylemek bile beni üzüyor ama sanki bayramda öyle bir şey yaşayacağız gibi hissediyorum. Nedense sanki bayramda böyle bütün bir bayramı kısıtlama kararıyla geçireceğimiz belki bir tatil. Hani hep olur diye 9 günlük bayram tatilleri olurdu, her tarafa giderdik. Şimdi böyle bir bayram tatili ve
komple sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bir bayram tatili mi geçireceğiz diye endişe etmiyor değilim. Çok teşekkür ederiz Profesör Doktor Tufan Tükek paylaşımlarınız için, manşete katkınız için.